Tuval kısmı. Burada erken benimseyenlere biz odaklanacağız. Bunu söyleyeyim, bitireyim. Şeyde, yani özellikle biz ilk adımı erken benimseyenlere yönelik yapmak istiyoruz. Erken benimseyenler aslında siz bence çok anladınız, şöyle anladınız. Ben size dedim ki araştırmayı nasıl yaparız dedim satın alma sürecinde. Hemen gittiniz, ekşi sözlük dediniz, YouTube dediniz. Yani diyorsunuz ki benden önce adapte olmuşlara bakarım diyorsunuz. Bu teknoloji adaptasyon eğrisi de adlandırdığımız bu eğri diyor ki buradan bakarsanız sol tarafta yenilikçiler var, sağ tarafta gelenekselciler var. Herkes kendinden önce gelen, yani sol taraftaki segmente bakarak karar veriyor. Ekşi Sözlük'te benden önce bunu kullanmış ve yorum yapmış. Yani benden önce denemişe yorumla bakıyorsunuz. Şimdi sola doğru gelirseniz ilk deneyenler yenilikçiler dediğimiz kitle. Sonra erken benimseyen dediğimiz öncüler var. Tamam, bunlar yeni teknolojiye adapte oluyorlar. Daha sonra esas pazar nerede var? Erken çoğunluk ve geç çoğunluk. Şimdi bunlar erken benimseyenlere bakıyorlar. İşte Ekşi Sözlük'te yorum yapanlar. App Store'da yıldız girenler. Tamam, şeyde veya IMDb'de filmlere not verenler. Bunlar o filmlere, o uygulamaya ilk defa adapte olup not veren kişiler. Demek ki biz bu çoğunluğa ulaşmamız için erken benimseyenlere ulaşmamız lazım ve onları mutlu edip onların iyi puanları üzerinden App Store'dan veya Word of Mouth'la ağızdan ağza pazarlamayla bu çoğunluğa ulaşmamız lazım. Zaten o %42 nedeniyle batamayan no market need diyenler arkadaşlar bu büyük korkunç uçuruma düşenler. Ürün yapmışlar, yatırım almışlar ama bu uçurumu geçememişler. Yani erken çoğunlukla geç çoğunluğa ulaşamadıkları için batıyorlar. İlk tarafa ürün yapması kolay ama ikinci tarafa, yani çoğunluğa geçmek için iş modelinizde mutlaka değişiklik yapmanız gerekiyor. Bu pivotu yapmanız gerekiyor. Bunu yapmayanlar ne diyor Darwin? Değişime adapte olanlar ayakta kalır diyor. Onlar ayakta değişim yapmadıkları için, biz buna pivot diyoruz girişimcilikte. Yani iş modelinde bir değişiklik yapmadıkları için çoğunluğa adapte olamıyorlar ve batıyorlar. Ama başlatmak için de, bunlar referans için, siz dediniz ya, Ekşi Sözlük'e bakıyoruz. Onlara bakacaklar ki Word of Mouth başlasın. Dolayısıyla biz erken benimseyenlere odaklanacağız. Onları mutlu ettikten sonra iş modelimizde gerekli değişikliği yaparaktan erken çoğunluğa ve geç çoğunluğa ulaşacağız. Aslında girişimcilik sürecimiz bu diyorum ve burada bitireyim. Uber örneği yapacağız arkadaşlar. Türkiye'den bir girişim örneği yapacağız. Ondan sonra da sizle beraber başka bir, yeni Türkiye'den büyük bir girişimin örneğini yapıp yalın kanvasla ilgili bu Tuval kısmını bitireceğiz.